Merhaba Mehmet Bey. Biz aslında Rexen çalışanları olarak bazı soruları da merak ediyoruz. Topluca bu soruları burada sormak istedik. Her şey nasıl başladı? Ve sizin hikayeniz aslında bir noktada ilham verici. İnsanlara yol haritası çizmelerinde yardımcı oluyor. Yani bir başarı hikayesi olarak bize bazı püf noktaları vermenizi istiyoruz. İlk sorumuz şu. Neden geleneksel ticaret değil? Neden Rexen? Neden e-ticaret? Yani aslında bayağı bir uzun bir konu bu. Normalde bu konuda hem yazı da yazdım hem bayağı da anlattım. Normalde e-ticaretle geleneksel ticaret arasında çok ciddi farklar var yani bence. Çünkü normal ticaret yaptığınızda bir kere bir ciddi bir yatırım gerekiyor. Yani fiziksel bir dükkan açmanız lazım. Ondan sonra onun içini doldurmanız lazım. Mesela bir giyim mağazası açmak istediniz. Bütün ürünleri oraya koymanız lazım. Yoksa insan bir tane ürün olduğu bir mağazaya geliyor mu? Gelmiyor. Bu çok önemli bir şey çünkü siz mesela Amazon'da bir mağaza açtınız. Bir tane ürünle bile başlayabiliyorsunuz. Bu bayağı değerli bir konu aslında. Bir diğer konu mağazanız full açık. Normalde bunu hani Covid pandemisinde falan gördük. Mağazalar kapanabildi. Fiziksel mağazaların çoğu kapandı. İnsanlar gidemediler falan. Orada e-ticaret çok fazla artmaya başladı. Çünkü mağaza hiçbir zaman kapanmıyor e-ticarette. Zaman, mekan sınırı yok. Yani dükkanı açmadığınızda satış yok fiziksel ticarette. Ama burada öyle değil. Burada e-ticarette ürünler zaten yüklü, full time, yani ister gece ister gündüz insanlar satın alabiliyorlar. Bu çok değerli bir şey benim için ilk araştırmaları yaptığım zaman. Bir de fiziksel olarak değil, online olarak bilgisayarımda yapabildiğim bir şey. Bilgisayarımdan süreçlerin hepsini yönetebiliyorum. Burada ben fiziksel dükkan açtım ya, bir ticaret yaptığımda sadece o ilçedeki insanlara hitap edebiliyorum. Ama Trendyol'da mağaza açtım. Türkiye'de 85 milyon insana hitap edebiliyorum. Amazon'da mağaza açtım. Hani milyonlarca, belki milyara yakın müşterisi var Amazon'un. Dünyadaki bütün insanlara ürün satabiliyorum. Bunu ben bulunduğum ilçeden yapmam imkansız normalde. Ama Amazon böyle bir şeye sunmuş mesela bana. Hatta FBA sistemi kurmuş. Ben ürünleri Amazon'a gönderiyorum. O tek tek müşterilerine götürüyor. Yani lojistiği de çözmüş. Normalde Amazon olmasa ben Amerika'da nasıl ürün satabilirim ki? Ben Ankara'dayım. Ürünleri Amazon'a, Amerika'daki bir müşterime satma imkanı gerçekten çok zor. Ama bu sistemi kurmuşlar e-ticarette ve hiç ürünü değerlendirmeden, böyle görüp işte dokunup bir şey yapmadan da satış sürecini yürütebiliyorsunuz. Yani ilk başladığında Alibaba'dan ürünleri aldık, Amazon Amerika'da sattık. Yani ben bunu, böyle bir şeyi yapmam normal ticarette imkansıza yakın. Yani bu daha zor. Bir de benim gördüğüm kadarıyla bu normal ticaret daha benim yaşımdan büyük insanlar için çok iyi, çok rahat. Onlar da orada rahatlar. Yani biz de bilgisayarla haşır neşir insanlar için de e-ticaret daha kolay gibi geldi benim için. Onlar için de bu zor. Hani bakıyorlar, bilgisayarla bir şeyler yapmak o kadar da kolay değil. Hani Amazon gibi platformlarla anlaşmak bile zor belki. Hani İngilizce falan insanlarla konuşuyorsunuz falan orada. O yüzden aslında ben hani e-ticareti bilgisayar ticarete göre tercih ettim. Buraya odaklandım. Ama çok şey önemli değil. Hani bir yere odaklandığın zaman herkesin başarılı olduğunu görüyorum. Biz buraya odaklandık. Buranın büyüdüğünü gördük. Yani büyüyen küçük bir alana odaklandık belki ama şu an 2025 yılında 7 trilyon doları geçeceği tahmin ediliyor. Bu şekilde. Bu bayağı uzun ama bence yeterli yani. Peki küçük yaşta merakınız var mı? Yani ailenizden birisi ticaretle uğraşıyor muydu? Yoksa siz kendi yol haritanızı ticaret üzerine mi çizmek istediniz? Yani normalde babam üretici. Hani böyle demir, bu tür ürünleri üreten bir üretici. Yani ticarette tabii yapıyor sonuçta, bir şeyler üretip satıyor. Orada çalıştım normalde bayağı, hani küçüklüğümden itibaren, 7 yaşından itibaren ben oraya gidip geldim. Birçok iş de yaptık yani orada aslında. Ama onu da gördükten sonra benim için en uygun olanın e-ticaret olduğunu görüyorum aslında. Fiziksel ticarette bayağı işler değişik, yani dinamikleri çok farklı. Oradakini de gördükten sonra aslında e-ticarete kaymam da çok farklı oldu aslında. Yani onu oradan da devam edilebilirdi, oradan da büyünebilirdi ama şu an mesela İvedik Organize Sanayi, Ankara'da bir sanayi bölgesinde bir dükkan var mesela babam. Oraya hitap edebiliyor. Az önce anlattığım şey aslında, hani ben bütün dünyaya hitap edecek bir şey yapmak istedim. O yüzden aslında. O ilçeye hitap edebiliyor. Büyütmek amaçlı. Bence en mantıklısı buydu. 18 yaş altı çok takipçiniz var. Peki siz kaç yaşında karar verdiniz? Az önce söyledim aslında. Normalde 7 yaşından itibaren ben dükkana gidip geliyordum da karar verme falan 25-26 belki 27 yaşında, hani e-ticarete başlamışızdır zaten. Bu karar verme, hani işe başlama, hani bir şeyler yapma, evlenme, evlendikten sonra hani süreçlerde geçinmeniz gerekiyor. Bir şeyler kesinlikle yapmanız gerekiyor. O süreçlerde başladım. Yani 18 yaşından önce okumakla uğraşıyorduk aslında. Ben görüyorum, bize soru soran birçok arkadaşım hani bu işleri şimdiden yapmak istiyorlar. Evet. Güzel tabii. Bence hani keşke o zaman başlasaydım diye düşünüyorum tabii ki ama hani o zaman da çok tecrübeniz olmuyor aslında. Hani biraz bence üniversite bitsin, biraz böyle hayatı tanıdıktan sonra yaptığınız zaman daha başarılı olduğunu görüyorum. Yani gençken iş yapmak öyle çok da kolay değil. Kimse çok fazla güvenmiyor. En iyi işte tabii ki online yapabilirsiniz. Hani online olarak 18 yaşının altında veya 18 yaşında o yakınlarda online olarak yapılabilir. O zaman fiziki hiç yapamazsınız zaten. Hani çok zor. Kimse güvenmiyor o yaşta. Diğer bir sorumuz. Gerçekten merak ediyoruz bunu. E-ticaretle ilgilenirken kaç kişiden yardım aldınız? Şöyle kafanızda var mı bir rakam ve kaç kez başarısız oldunuz bugüne gelene kadar?
Ya bunu saymak çok zor tabii ki. Yani yardım aldığım kadar yardım almadığım daha çoktur yani. Hani çünkü biz başladığımızda bu e-ticaret çok fazla bilen de yoktu Türkiye'de. Amazon, Etsy oraları zaten hiç bilen yoktu. Dolayısıyla çok yardım alabileceğimiz insan Türkiye'de yoktu neredeyse. O yüzden böyle kendimiz çabalayarak bizimle beraber öğrenmeye çalışanlarla beraber öğrendik. O yüzden çok fazla hata yaptık aslında. Yoksa normalde bilen insanlarla başlayabilseydik daha az hata yapabilirdik. Şu an yapmaya çalıştığımız şey aslında bu biraz daha Rexel tarafında. Biz zaten bunları yaptık yani 5 yıldır sıfırdan başlayan bir insanın yaşayacağı bütün sıkıntıları yaşadık ve problemleri gördük. Şimdi başlayanlara daha güzel bir sunum yapmak. Hani insan çocuğuna şey yapar ya, benden daha güzel bir yaşam yaşasın. Hani daha güzel imkanlar da okusun, daha güzel imkanlar sunalım falan diye. Biz de aslında bu sürece başladık. Sonuçta bizden sonra gelenlere bir yol açmaya çalışıyoruz. Şu an biz mesela Rexel'de bir yol açıyoruz. O açtığımız yolda hani bütün bilgimizle destek olmaya çalışıyoruz ki bilgi eksikliğinden dolayı hani kimse para kaybetmesin. Network eksikliği çok önemliydi. Orada insanlarla iletişim kurmaya 5 yılda ancak böyle büyük bir network kurabildik. Ama yeni başlayan bir insan için bunlar çok zor şeyler. Kargo şirketiyle anlaşma, Amerika'da şirket kurmak, işte vergi, muhasebe, belgelendirme falan bunlar şu an bize çok kolay gelen şeyler. Yeni başladığınızda çok zor geliyor. Hepsi de birleştiğinde ya ben bu işi yapamam herhalde deyip ayrılıyor birçok insan. En fark yarattığımız nokta bence vazgeçmemek oldu bence. Yani bunu çok fazla kişi soruyor ya yani nasıl başarılı falan. Zaten bunların hepsini yaşayacaksınız. Biz yine kolaylaştırdık, daha iyi ilerliyorsunuz ama vazgeçmeyenler başarılı oluyor. Bu bir yolculuk, yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bir sürü sıkıntı olacak zaten. Vazgeçmemek çok önemli. Her şey olabilir. Yani Türkiye zaten her şeyin olduğu bir ülke. Olmayacak birçok şey de Türkiye'de oluyor. Vazgeçmeyenler başarılı oluyor. Hatta bir sonraki soru da neden evet. Vazgeçmediniz herhalde? Neden vazgeçmediniz? Bence bu çok daha önemli. Çünkü bir hedefimiz var. Hani hedefimin olmadığı zaman mesela Erciyes'e tırmanıyorsun diyelim. Çok büyük bir dağ. En üste çıkmak için aslında vazgeçmiyorsun. Yoksa ne amacı olabilir ki? Yani zor bir şey çünkü. Zor bir şey yaparken arkada çok ciddi bir neden olmayınca devam etmek çok zor bence. Neden? Biz burada zaten bir teknoloji şirketi olmak, dünyada bir marka oluşturmak için bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hedefimizi buna koyduğumuz için bunun için çalışıyoruz. Yani vazgeçilebilir tabii ki ama bunu başarmak için vazgeçmemişler. Onlar da vazgeçmemişler. Yani Apple'ı kuran, Amazon'u kuran, işte Microsoft, Facebook bunları kuran kişiler bir sürü sıkıntı yaşamışlar. Yani Elon Musk şu an dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Geçen Twitter'ı aldı falan. Ama 2008 yılında krizde bütün parası bittiğini anlatıyor kendi kitabında, biyografisinde falan. Hani bütün parası bitmiş, bütün son parasını da Tesla, SpaceX'e son parası olarak yatırmış. Sonra son uçuş larda kurtarıldığı için bir şekilde ayakta kalabilmiş. Ama hani son parasına kadar neredeyse evini falan satmış. Hani oraya kadar devam etmiş. Yani bir hayali olan insan genelde bıkmıyor, bırakmıyor. Hani bizim de bir hayalimiz olduğu için Amazon gibi büyük bir şirket olmaya çalışıyoruz. O yüzden vazgeçmiyoruz aslında. O zaman şöyle toparlamak gerekirse Rexel aslında bir yazılım şirketi ve e-ticaretle alakalı birçok şeyi geliştiriyor evet. diyebilir miyiz? Tabii ki evet. Peki topluluk, ekosistem fikri hani bir küçük gruba ya da büyük bir gruba yardımcı olma hissi nasıl oldu? Karakterinizle mi alakalı bu süreç sizi nasıl buraya itti? Nasıl hayat buraya geldi? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Burada tabii ki beraber bir şey yapma fikri benim içimden gelen bir şey zaten. Hani tek başıma şu anki yaşadığım şartlarda daha iyi yaşayabilirim. Zaten para kazanan işler yapıyoruz. Ama yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Daha büyük bir şey yapmak istiyoruz. Yani daha etki uyandırabilmemiz lazım. Bunu tek başına kimse yapamaz. O yüzden zaten şirket olarak da bir topluluk oluşturduk. Toplu olarak başarmaya çalışıyoruz. E-ticarette de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. E-ticarette de böyle bir topluluk oluşturabilsek bu topluluğun gücüyle dünyada etki uyandırabileceğimizi görüyoruz. O yüzden böyle bir şey yapmaya çalıştık. Yeni başlayan insanlar hani bu network, birbirine yardım etme, bizim o sıkıntı yaşadığımız konuları burada çözmeye çalışıyoruz ki hani yeni başlayan insanlar da başarılı olabilsin ya da şu an iş yapan insanlar da işlerini büyütebilsin. Bu yardım ederek oluyor. YouTube'da falan da bakarsanız hani Yahudiler neden başarılı ticarette falan diye anlatırlar. Ben de incelemiştim. Neden başarılılar? Çünkü birbirlerine yardım ediyorlar. Hani şunu söylüyor mesela. Biz bir işi yaptıracaksak etrafımızdaki insanlara yaptırırız. Onlar kazansın deriz diyor mesela. Onlara bir etrafındaki insanları kazandırarak kendileri de kazanıyorlar. Biz de aslında Rexel'i kurma amacımız, büyütmeye çalışma amacımız bu. Büyük kaliteli bir ekosistem kurmak ve hepsi herkesin beraber büyümesini sağlamak. Bu olacak. 5 yıl 10 yıl içerisinde Rexel Türkiye'nin dünya açılan kapısı olacak. Buna kesinlikle inanıyorum. Ama bunun için hep beraber çalışmamız ve herkesin birbirine destek olması lazım. Takipçilerinizin birçoğu aslında şu anda sizi takip ederken paylaştığınız şeylerden gözleri korkuyor olabilir, başlamaya korkuyor olabilirler. Onlara önerileriniz neler? Hani yeni başlamak isteyen, Rexel'e üye olmak isteyen, sürekli girip sitemize çıkan insanlara ne söylersiniz? Bu zaten herkesin yaşadığı bir konu. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Örneğin İngilizce öğreneceksiniz.
İngilizce öğrenmek için bir kursa gideceksiniz falan. Hani o aşamalar biraz zorludur. Öğrenmek için para ödemeniz lazım, kurslar falan da ciddi pahalı yani. Ama bunu yapmadığınız zaman kaybedeceklerinize bakmak lazım. Mesela İngilizce öğrenmediğiniz zaman, örneğin işte maaşınız 10.000 TL ise, İngilizce öğrenmediğiniz zaman 10.000 TL kalıyor. İngilizce bilen bir insan olduğunuzda 20.000 TL çıkıyor. Demek ki yani yıllık 120.000 TL kaybetmiş oluyorsunuz. Ya da hani İngilizce bildiğinizde dünyada iş yapabiliyorsunuz. Yani dünyadan bir şirket bugün hani 2.000-3.000 dolara belki insan çalıştırabiliyor. Burada Türkiye'de 10.000 belki 1.000 dolara en fazla çalışabiliyor insanlar. İngilizce bildiğinizde kazanacaklarınız, bilmediğinizde kaybedeceklerinizi çok iyi değerlendirmek lazım. Bu işte insanları bence etkiliyor lazım. Ve kaybedecek bir şeyiniz aslında yok. Zaten kaybediyorsunuz aslında. Bunu başladığınızda daha iyi olacağı kesin. Çünkü en azından olayı denemiş oluyorsunuz. Ben şimdi e-ticarete başlamadan önce dijital pazarlama yaptım. Yazılımla ilgilendim. Birçok yazılımı geliştirmeye çalıştık. Chatbot geliştirdim. Web sitesi yaptım. Yani bir sürü iş yapmaya çalıştım. Ama e-ticarette odaklanma konusunda sonra vardık yani. O zaman şunu diyebildim. Ya işte ben chatbot yaptım. İnsanlara sundum. Olmadı. İnsanlar beğenmedi bunu. Hani anlamsız bir şey yapmışım mesela. Ya da işte başka işler. Her yaptığım işin sonucunda işe yaramadığını gördüm. Ama bu benim için büyük bir kazandı. Tamam bu değilmiş. Başka bir şey yapayım. Tamam bu değilmiş. Başka bir şey yapayım. En sonunda kendimi gerçekleştireceğim alanı bulmuş oldum. Girişimci olmam gerekiyor. E-ticarete odaklanmam gerekiyor. Yapmadığın zaman, başlamadığın zaman aslında bunu öğrenememiş oluyorsun. Ve kazanacaklarından kaybetmiş oluyorsun. Sonrasında da hani aslında kazanma ihtimalini de kaybediyorsun. Çünkü bu konuda kararsız olan herkes sürekli kararsız oluyor ve o kararsızlık böyle bir sarmal aslında. Yani hiçbir şey yapamadığın zaman işler zaten sarpa sarıyor. Bir şekilde girdiğinde o yollar açılıyor. Ama adım atmadığın zaman yollar falan açılmıyor. Kimse şunu beklemesin ya işte bir şekilde gökten para gelsin. Böyle olmuyor zaten. Ya da işte ben hani şunu yapmak istiyorum ama biri benim elinden tutmuyor. Kimse kimsenin elinden tutmuyor arkadaşlar. Yani elinizden tutuluyorsa Allah size yardım etmiş demek. Siz bir yere doğru adım atıyorsunuz. Oradan sonra elinizden tutanlar oluyor. Ki mesela bana şahsen sorsanız adım atmayan insana yardım etmek mi? Adım atana mı yardım etmek? Ben kesinlikle adım atanlara yardım ediyorum. Yani sen hiçbir şey yapmazsan. Mesela bir arkadaşım çok zor durumda normalde. Yani bir tane çocuğu var, geçinmesi lazım falan. İşinden ayrılmış. Dedim ki bak Instagram diye bir şey var. Benim aldığım birkaç kurs var. Bunları izle. Instagram'da da şu gibi örnekler var. Birkaç tane örnek attım. Bunları izle. Bunları yaparak bir kazanç elde edebilirsin dedim. Girip bir video bile izlememiş yani. Sen bir video bile izlemedikten sonra ben sana tutup bilgisayar da verdim yani. Hani bilgisayar da bilgisayar verdim. Hani sen bunu yapmadığın zaman çok zor yani. Adım atmak lazım. Bunun gibi birçok kişi bana yazıyor işte. Ben böyle yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Benim elimden tutar mısın? Sen adım at, zaten elinden tutacak birçok insan oluyor. Ki zaten birçok insan da böyle elinden tutacak insan arıyor. Onlar da onu bulamıyor. Yani ben ilk başta başladığımda biz gidip bir üreticiyle ortak olduk. Nasıl olabildik? Yani onlar da zaten bizim gibi birilerini arıyor. İşini yapabilecek birilerini arıyor. Ya da yatırımcılar var. Parası olan birçok insan işi yapabilecek kaliteli insan arıyor. Parayı ona vereyim ki iş yapabilsin diyor. İşte bunlar aslında siz adım attığınızda, konuyu öğrendiğinizde, yani şu an Amazon, Etsy öğrenen bir insanın ortada kalma ihtimali yok, ben size söyleyeyim. Biz arıyoruz, şirketler arıyor, kimse bulamıyor. Öğrenin yani, birazcık böyle çaba sarf eden. Yani YouTube'da 400'e yakın video olmuş. Onları izleyin. Daha bu hani ücretli eğitimler falan bahsetmiyorum yani. YouTube kanalımı baştan sona izleyen bir insanın işsiz kalma olasılığı da çok zayıf bence. Ben özellikle 100.000 küsur kişi için teşekkür ediyorum buradan. Yani işte hacim büyüyor. İnsanlar daha fazla insana ulaşıyor. Bu konu bence önemli. Yani hedefim de aslında bu. Hani çok fazla insana bir şeyler anlatabilmek ki biz bir yere doğru ilerliyoruz. Hani herkes de bu yolu görsün. Türkiye'de birçok kişi umutsuz, ümitsiz. Yani biz ne yapacağız, nasıl olacak? Bizim öğrendiğimiz şeyleri öğrenen, başarılı olan birçok insanı da görüyoruz yani biz. Sadece adım atmak kalıyor bence. Son sorumuz, bu sürprizli bir soru olsun. Yazılım departmanındaki arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Evet. Aslında sitemizi yeniliyoruz. Bununla alakalı birazcık böyle bize önden bir şeyler söyler misiniz? Rexven'i geliştiriyoruz aslında. Hani bayağı üretim aşamamıza çok odaklandık. Rexven'de girişimciler, hizmet sağlayıcılar, üreticiler birbirleriyle buluşuyorlar. Daha hani yazılım teknoloji tabanlı buluşmalar için çalışma yapıyoruz. Hem satıcılar için de araçlar geliştiriyoruz. Yani karlılıklarını görebilecekleri muhasebe araçları, bir satıcı için satışlarını arttırabileceği araçlar geliştiriyoruz. Bayağı buna odaklandık. Hani bunları falan yaptığımızda e-ticaret yapmak isteyen insanların bulunması gereken yegane nokta oluşturmaya çalışıyoruz. Burası büyüyecek. Yani çok hızlı büyüyor zaten. Bayağı 1500 üyeyi falan geçtik orada. Birçok üretici de geliyor. Biz nasıl destek olabiliriz, nasıl hizmet sağlayabiliriz falan. Hani bu anlamda çok fazla kişi de istiyor. Çok fazla kişi bu yaptığımız için değerli olduğunu söylüyor. Biz de bunu teknolojiyle geliştirmeye çalışıyoruz. Burada büyük bir ekosistem kurulacak ve burada o güven ortamından kaynaklanan o işleri de biz denetlemeye başlayacağız. Artık Rexven'in içerisinde gerçekten herkesin buraya girdiğinde para kazanabildiği,
işini kurabildiği güzel bir alan oluşturacağız. Hani bu konuda hani kimsenin şüphesi olmasın ama bu işler yavaş yavaş gelişiyor. Biliyorsunuz Çin'de Alibaba gibi bir platform var. Yani 3 yıl bu güveni oluşturmak için harcamışlar ya. Yani. $45 milyon yatırım almışlar bunun için. $45 milyon alıp 3 yıl hiç para kazanmadan böyle bir güven ortamı oluşturmak için çalışmışlar. Biz de hani Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı olmak için kendi emeklerimizle, kendi kazancımızı ortaya koyarak bu yazılımları geliştirmeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince herkesin bu anlamda destek olmasını bekleriz. Rexland bu ülkeden çıkacak bir değer diye düşünüyorum. Teknoloji girişimini oluşturmaya çalışıyoruz. Hani bu yaptığımız işleri dünyaya da anlatacağız. İnşallah başarılı olacağız. Biz de çok heyecanlıyız. Gerçekten Rexvenler olarak. Çok teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığınız için. Aşağıda başka sorusu olan sorabilir. Bu tür yayınları devam ettirmeyi düşünüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.